Al Spor ekranlarından herkese merhabalar. Birebir futbolla karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gazete manşetleri üzerinden Turgay Demir'le değerlendireceğiz. Şampiyonluk yarışını konuşacağız. Takımlarla alakalı transfere dair birçok haber var. Bu haberlerinde mutlaka üzerinden geçeceğiz. Turgay Demir hoş geldiniz. Kolay, kolay gelsin kimselere. Ee, kolay gelsin. Hemen fotomaç ve fanatik gazetelerin ilk sayfalarıyla başlayalım. Fotomaçın ilk sayfasına baktığımızda Fener Coştu başlığını görüyoruz. Üç Yıldız'ın transferi için dev harekat başlatıldı. Onye kuru Trezege ve Emre Kılınç. Emre Kılınç'ın Galatasaray'a çok yakın olduğunu biliyoruz ancak... Hala netice itibariyle transfer açıklanmadı. Bir küçük açık kapı olabilir Fenerbahçe için. Fotomaç gazetesinin görüşü bu. Ee, onu belirtelim. Hulk bombası başlığını da sağ tarafta görüyoruz. Daha önce adı Galatasaray'la anılan Hulk, Çin takımı Şangay SIPG'den ayrılacağını açıkladı. Birçok teklif aldığını belirten Brezilyalı golcü, "Para önemli değil, mutlu olacağım yere gitmek istiyorum." derken Brezilya basını bazı Portekiz ve Rusya kulüplerinin yanı sıra Galatasaray'ın da Hulk'un peşinde olduğunu yazdı demiş gazete. Onyekuru Trezege, Emre Kılınç iddiaları çarpıcı. Onyekuru'nun Galatasaray defteri kapandı gibi görünüyor. Daha önce Galatasaray'da oynamış geri Rodriguez'in Fenerbahçe'de forma giydiğini gördük yine benzer profilde bir oyuncu. Onyekuru acaba Fenerbahçe için düşünülebilir mi gerçekten? Şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray birbirlerine hem çok uzak hem çok yakındır. Tarihe bakarsak Şimdi aklımda kalanları söyleyeceğim. Dün de e, Rumen Kaleci'yle konuşurken Datku'yu unutmuşuz. Evet. Efsane Fenerbahçe. Kemal Bahçe. Belgin'den özür diliyoruz burada evet. onu unuttuğumuz Fener için. Fenerbahçe'nin efsanesi hakikaten. Kemal abi hatırlattı. E, Kaleden kaleye de onu da görmüştük öyle söyleyeyim o Hı. zamanlar. E, Beştaş'ta da hocalık yaptı. Kaleci Antonyulu yaptı. Şimdi İlyas Tüfekçi, Arif Pocaboyuk aklımda kalanlar. Erhan Önal, Erhan Önal. Ee, Büyük Mehmet, Büyük Mehmet ki Galatasaray'ın efsanesidir. Hem Galatasaray hem Fener'de oynayan oyuncular. Normal şartlarda oynam Raşit Çetiner. E, oynamasının dışında bakınca asla Fener'e gitmez diyeceğin oyuncular. Asla Galatasaray'a gitmez yani hı. oradan gitmez diyeceğin oyuncular. Semih, Yuva Kuran. E, bunlar Tanju Çolak'ı o kategoride görmüyorsunuz. Ya Tanju Çolak şimdi bu dediğim dönemde değil zaten. Hı hı. O 90'lı yıllar. Bu daha öncesinde e, şöyle Semih de 90'lı yıllarda. Şöyle söyleyeyim yani Fenerbahçe'den Galatasaray'a oyuncu gitmesi çok zor bir dönem onlar. Yani kolay değil. Özellikle Büyük Mehmet ya gibi bir adam. adam Büyük Mehmet gibi Tabii. bir adamın gitmesi. Bu çok uzak gözükür aslında iki takım biri ama aslında çok da yakındırlar. Hı hı. Çünkü bir futbolcu kendisine yapılan bir haksızlıkta, bir yanlışta tırnak içinde intikam almak istiyorsa yapacağı ilk şey ise Galatasaray'a gitmek, Galatasaray'a Fenerbahçe gitmek. Dolayısıyla Emre Kılıç da şimdi uzak gibi görünüyor yakın olabilir. Ben takip etmedim bilmiyorum. Hı hı. Foto maç mahşetine taşımışsa demek ki değil. O sonuçta bonservisi Galatasaray'da değil. Değil. Fenerbahçe ona teklif yapmakta özgür. O Rodriguez'de aynı kul var yani. Daha evet. Galatasaray'dan gitmiş artık istediği yere gidebilir. E, alırsa işe yarar mı? Elbette işe yarar yani. On Yakuru Galatasaray'a geldiğinde biz Gez'den daha iyi olduğunu daha ilk maçta görmüştük. Yani. Daha akıl koyan bir adam. İş bitirici bir adam. İyi oyuncu. Son vuruşları bir defa Rodríguez'e göre çok daha bilinçli. O nedenle Fenerbahçe'ye faydalı olun kesinlikle olur. Emre Kılıç hiç tartışmasız. Bana göre Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği önemli isimlerden bir tanesi olma yolunda tam gaz gidiyor. Hele ki Mert Hakan Yandaş'la ikisini aynı takımda buluşturmak, Sivas'taki alışkanlıklarını da o takıma taşımak olur ki Tabii. çok e, etkili olur yani. Emre Kılınç da aslında çok küçük yaşlardan beri iyi bir noktaya geleceğini bildiğimiz oyunculardandı. Yine Sivas Spor'a 2017'de transfer oldu. Bolu Spor'da daha önce birincilik performansı var. Ama aslında bu oyuncunun 17-18 yaşında daha iyi takımlara gidebileceği konuşuluyordu. O beklenen parlamayı da Emre Kılınç'ın biraz geç yaptığını söyleyelim. Ama hala önünde uzun yıllar var. Dileriz Türk futboluna iyi hizmetleri olur. şampiyonluk yarışını olmasa bu kadar dikkatimi çeker miydi emin değilim. Yani Emre Kılınç aynı oyunu oynardı yine de Sivas şampiyonluk yarısında olmasa alt sıralarda olsa orta sıralarda olsa bu kadar dikkatimiz çekmeyebilirdi yine. Bizim gözlerimiz maalesef dört kulübe odaklı. Evet. Bizim Ama gözlerimiz... şöyle de bir şey var. Sonuçta bu oyuncular Emre Kılınç, Mert Hakan olduğu için Sivas, Sivas şampiyonluk abi. yarışına gitti. Tabii. Doğru. Öyle bir durum da var. O da var. Evet. Fanatik gazetesinin ilk sayfasına bakacağız. Sinan Gümüş kapışması e, haberi söz konusu. Sinan Gümüş yine Galatasaray ile aslında daha önce dikkat çeken bir oyuncuydu. Sarı Kırmızılı takıma gittikten sonra e, Cenoa ile anlaştı. Cenoa'dan Antalya Spor'a kiralık geldi. Sezonun ikinci bölümünde de ortaya iyi bir performans koyuyor. Bence çok iyi bir rotasyon oyuncusu olabilir. Şampiyonluk adayı bir takım için Galatasaray'a verdiği katkıyı da hatırlıyoruz. Ya çok iyi bir rotasyon oyuncusu olur. Bence doğru cümle bu. Yani 11 oyuncusu olmaz. Son 15 dakika rakip yorulmuşken hı hı. özellikle deplasmanlarda, yorgun rakip üzerine açık alanda var. Olur yani olmaz demiyorum. Galatasaray görmüş bir adam sonucunda bir tecrübesi de var da e, Fenerbahçe'nin takım kurgusunu yaparken önce bir 11'i düzgün kurmak lazım. Rotasyonu sonra düşünmek lazım. Hı hı. Fenerbahçe yıllardır bu kadro mühendisliğini doğru yapamıyor. Yani Belki Sayın Ali Koç, belki diğer yetkili her kimse. Çünkü yetki kimde tam göremiyoruz Fenerbahçe. Şimdi Emre Bölezoğlu'nda gibi gözüküyor. Öyle besliyor. görünüyor, evet. Ama... Bir dönem Damian Komoli'deydi. Yani. Bir dönem Komoli'de görünüyordu ama başkan ve etrafı daha etkiliydi. Dolayısıyla e, asıl yaptıkları hata şu zaten. 11'i düşünmeden, 11'i düşünmeden, kadro iskeletini düşünmeden, yani çok futbolu bilen insanların çok basit yorumlarını dikkate almak lazım. Çok kolay açıklar. Mesela Gordon Bin... ...başkasının lafıdır ama Gordon Bin hep derdi. Futbol basit oyundur. Zor olan o basit oyunu oynamaktır. Basit oynamak. Mourinho diyor ki ortamda... iskeleti doğru... Cruyff'un Evet. İskeleti doğru kur. İskelet. Yani... ...Kaleci'den başla... ...Stoper'in ya da Libero özellikli Stoper'in... ...ön Libero'nun, Santufor'un. Bunları bir defa ip gibi bulacaksın. Bak bunları ip gibi bul... ...bunlardan yüzde yüz emin ol... O takım şampiyonluğu kaybetmez. Santfor'un arkadaki 10 numara ya da ön libero ikisi de olabilir. Stoper, libero özellikle stoperin ve kalecin. O iskeleti kur, etrafına sağ seni koysun, sola beni koysun gene şampiyon oluruz ya. Transferde özgür olduğun bir durum söz konusu olduğunda kesinlikle katılıyorum. Önce bunları kurmak lazım. Ama, ama şimdi, bunlar özgürken de böyle kurmadılar. Kurmadılar ama şimdi bunu kurmakta biraz daha zorlanacaklar. Çünkü çok, çok aman yerli oyuncuyu elden kaçırmayalım telaşıyla yapılabilecek bazı yanlış transferler de söz konusu Bak, olabilir. Sinan bunlardan biri değildir bence onun da altını çizdi. Yerli yabancı şimdi tartışıyoruz mesela. E sen şimdi ben başkan olayım. Hı. Sen de bana para veren sponsor ol. Bana de ki e, bizim Çağlar Söyüncü, Kaan Ayan, Zeki, Zeki e, bu üç tane oyuncuyu al. Ben yabancı aramam ki. Kaleye de Uğur Can'ı al alabilme gücüm varsa. Yani milli takım savunmasını alma gücüm varsa ben yabancı aramam ki. O beş kişiyi alayım ben şu anda. Evet. Sol bek değişiyor ama diğer üçü aşağı yukarı sabit. Ben alayım. Benim için yabancı tartışması o dakikada biter. Şimdi takımların 14 yabancı kullandığı ligin ortalamasına bakarsan işsiz sahası Galatasaray'ın iki maç 11 artı 3 değişiklik yapmasıdır. Ortalama kullanılan yabancı sayısı 8. Evet. Ben federasyonun yabancı sayısına takmasını nasıl eleştiriyorsam federasyonun aldığı bu kararı takanları da eleştiriyorum. Niye? Konumuz yabancı ses değil. Sabahın 20. sayfasında bununla ilgili bir analiz var. Öyle mi? Şimdi bahsettiğiniz cümle aslında sabahın sabahta manşet olmuş bir cümle. Sür manşet hatta 20. sayfada. 32 haftada 18 kulübün yabancı oynatma ortalaması 8'in altında. Murat Özbosta'nın analizi. Yabancı sayısının kademeli olarak azalmasına yoğun bir tepki var. Peki kulüpler 32. haftaya kadar kaç yabancı oynatmış olmalı? 32 haftada 18 kulübün sağdaki yabancı ortalaması 7.6 yani 8'e ulaşmamış. Galatasaray'ın ortalaması 8.60. Sarı kırmızılı ekibi Alanya Spor ve Çaykur Rize takip ediyor. Ifade Şimdi bak, söz konusu. 8 oynadığını varsayalım. Evet. Ortalama bizim kulüplerimizde 14 yabancı var ki gönderdiklerini hani kiralık gönderdiklerini sayarsan bu sayının ortalaması 16'yı bulur. Yani Galatasaray'ın şu anda 14 yabancısı var ama işte Babel dışarıda, Cagna dışarıda vesaire. Yani evet. onların da geleceğini düşünürsen. Yani ortalama kulüplerimiz 8 tane oyuncuya boşuna para vermiş. Ben yabancının sayısı hiç takılı değilim. Hiç. Ama biz bu yabancıyı bu kadar tartışarak ne yapıyoruz biliyor musun Kerem? Yerli oyuncu acayip değersizleştiriyoruz. Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Sen ortalama bir taraftar ol Türkiye'de. Ben de bir o senin en sevdiğin kulübün başkanı olayım. Hı hı. Ben 11 tane yabancıyla takım kurayım. Bunlar da dediğim gibi milli takımın savunması olsun. Bak. Orta sahada işte en çok benim Emre Kılıçları, Mert Hakanları. 11 yerliyle takım. Kur. 11 yerliyle takım. İnan bana seni motive edemem. Bak sen motiv olmazsın. Bak ben dediğim gibi orta saha işte Emre Kılıçları, Mert Hakanlar savunma olduğu gibi bir takım savunmasını Çağlar, alayım. Uzamları. Tabii benim alternatif oyuncularım o Enesler falan olsun kenarda tamam mı? E, Santuforlarım Cenk Tosun, Burak Yılmaz vesaire olsun. Hep dersin ki ya niye biz yabancı almıyoruz? İnsanların beynini öyle bir odakladık ki yabancı olayına. Olumlu ya da olumsuz. Hı hı. Sayıyı abartarak da azaltarak da insanlara şunu gösterdik. Bizim futbolumuzun temeli yabancı ile atılmış. Hı hı. Yabancısız olmaz. Durumuna getirdik. Yani en iyi yerli kadrosunu kursan insanlar mutlu olmayacak hale geldi. En büyük tehlike bu. Ee, yine Murat Özbozan'ın analizini tavsiye ediyoruz. Bunu söyleyelim. Madem bu sayfadayız. Bu sayfada kalalım çünkü altta enteresan bir başlık var. Benden para kazanamazsınız. Mehmet Özcan'ın haberi. Transfer olup Galatasaray'a kaynak yaratması beklenen Berlanda yönetime şok edici bir cevap verdi. Ya bir yıl daha oynar paramı alırım ya da bonservisimi bedelsiz olarak verin. Kendime takım bulayım. İmza parası. Dün konuştuk bunu. Dedim ya imza parası evet. ister. Şimdi bu Berlanda'nın suçu değil. Bak şimdi dün bir tane Galatasaray taraftarı ee, tabii bu şey spesifik bir olay yani yönlendirme yok burada. Hı hı. Başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray taraftarı Falko Hamleşti'ye diyor ki evinize dönün. İşte hanımefendi de cevap veriyor diyor ki bizim evimiz Galatasaray. Şimdi bunların sayısının arttığını düşün bu mobbinge girer. Tamam mı? Ya yani bunu kulübün yaptırdığını düşünmeye başlayan insanlar. Taraftar dikkatli olmalı. Niye? Sevgili taraftar yani onu yazan arkadaş ve öyle düşünenlere söylüyorum. Ama böyle bir kalabalık var. Bence diyorum ki onu havaalanında siz karşıladınız. Siz havaalanında bu adamı zaten eksenini kaydırdınız. Bu sadece sizle ilgili bir durumda değil. Genel yapımız bizim. Yalvararak getirdiğin oyuncuya mobbing yapamaz. Yalvararak getiriyorsun. Ne derse kabul ediyorsun. As başkanın gidiyor fotoğraf çektiriyor taraftar gibi. Bu şartlarda gelen oyuncu seni artık ciddiye almaz. Sen bütün kırmızı alları sermişsin ayağına. Bu Beşiktaş'ta kuvarızma için bir zaman geçerli. Fenerbahçe'de falancı için geçerli. Geçerli oldu geçerli. Bunları mobbing yaptığında ne olur biliyor musun? Seneye yalvararak da getiremezsin. Aynı çapta bir oyuncuyu. O yüzden bunları bırakacaksın kulüp çözecek. Bu arada daha çirkin şeyler yazan insanlar da var. Onlara yani hiç onları girmiyorum. anlamıyorum yani. Onlara girmiyorum. %100 haklısın. Evet. Şunu demek istiyorum. Nasıl bir zihniyet? Arkadaşlar bu adamlar buraya dünyada gidecek kulüp ararken bizi bulup gelmediler. Biz bunları bulduk. Çok istedik. Çok istedik. Yalvardık. <laughs> delice istedik. Delice bu şuna benziyor ya. Adam delice soruyorsun, seviyor, sevdiğim için öldürdüm diyor yani şeyini. Karısının sevgisinden e sevme kardeşim ya. Yani. Böyle bir saçma Nasıl sapan bir böyle bir saçma sapan sevgi olur mu ya? Yani? Şimdi burada da İğrenç. bırak bu işi kulüp çözsün. Profesyonelce. Nasıl kulüp profesyonelce getirdi. Bu sizin işiniz değil. Ha sen türbünde adam kötü oynar, protos edersin bu başka bir şey. Ama ailesine yazı yazmak nedir ya? Mesaj yazmak nedir yani? E senin dediklerinden bahsetmiyorum hani. Evet. Ondan ben Çok, normal. Çok örnekler Normal ben. yenge yenge evine dön. Ne demek abi yani? yani? siz evinize dön. Sana ne? Evine taşırken sen mi yardımcı oldun? Okulunu bıraktı, çocuğu okulunu bıraktı, ülkesini bıraktı. Başka teklifleri bıraktı geldi. Ya bu böyle saçmalık olmaz. Mobbingtir bu. Bu mobbingten uzak duralım. Her taraftar için geçerlidir bu söyledi. Milliyet gazetesinin 24. sayfasına bakacağız. Galatasaray'da bir seçim ihtimalinden sürekli olarak bahsediliyor. Milliyet'in 24. sayfasında da "Sağlığım yerinde, göreve devam" başlığını görüyoruz. Nevzat Dindar'ın haberi. Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Güney'in başını çektiği grup kongreye gidilmesi talebinde bulundu. Ancak başkan Mustafa Cengiz buna karşı çıkarak seçim takviminde değişiklik yapmak istemediğini dile getirdi. Neden seçime girilsin? ifadesi var. Başkan'a yakın isimler de işte başkanın sağlık verileri iyiye gidiyor. Gemiye en son kaptan terk eder dedi. E bir seçim beklentisi sanki yönetimin içinde de var gibi görünüyor. Başını, kaç, başını kaçırdı muhaberde. Kim söylüyor onu? E, Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Güney'in başını çektiği bir grubun böyle bir talebi olduğunu Yaptıkları dile Yaptıkları çok büyük ayıp. Yaptıkları çok büyük ayıp. Galatasaray'ın başkanı çok ciddi sağlık problemleriyle boğuşurken onu seçim atmosferine sokmak, onun bu zaafından faydalanmak ahlaksızlık. Kusura bakmasınlar. Hiçbir etiğe sığmaz. Bu kararı ancak başkan kendar Der ki arkadaşlar ben bu halimle Galatasaray'a faydalı olamıyorum. Ama durum şey bunu Galatasaray'ın başkanı alır. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin diye fark etmez. Hı hı. E, Çemiz gecek spor olsun fark etmez. Ya başkan şu anda iki sene şampiyon olurken bu başkan var mıydı? Vardı. Şimdi adam sağlığınla uğraşıyor. Bu konuda yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Ama huzur verebilirsin. Bak, başkan kalsın, iyileşene kadar kalsın demiyorum. Bu kararı başkan alır. Böyle medyaya haber yazdırarak ya da haber sızdırarak ya da bu tür açıklamaları el altından yaparak başkana bu şekilde baskı uygulamak ahlaklı bir tavır değil. Ne Galatasaray'a yakışır ne insanlığa yakışır. Böyle bir karar alınacaksa bırakın başkan alsın. Bırakın başkan alsın. Saygınız yok mu? Başkanlık makamına saygınızı yitirdiniz mi? Kusura bakmasın bunu Galatasaray Fener Beşiktaş'a e ayırmadan söylüyorum ama yapılan ahlaki bir tavır değil. Kesinlikle yanlış bir tavır. E seçiminde normal takviminde gerçekleştiği takdirde 10 ay sonra yapılacağını belirtelim. Hürriyet gazetesine baktığımızda 20. sayfaya Galatasaray'da bir devrin sonu başlığını görüyoruz. Kaptan Selçuk İnan'la yollar kesin olarak ayrılıyor. Üst tarafta da yine Tahir Kum'un dikkat çekici bir yazısı var. Kısaca ona da bahsederiz az sonra. 9 sezondur forma giydiği sarı kırmızılı kulüpte 5'i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 14 kupa kaldıran Selçuk İnan'ın bir yıl daha oynama talebi kabul edilmeyecek ve kendisine teşekkür edilecek satırları Hürriyet gazetesinde yer alıyor. Galatasaray için belki performans anlamında çok büyük bir kayıp olmaz Selçuk mevcut tablosuna baktığımızda son dönemi için söylüyorum. Ama netice itibariyle de takımın kaptanıdır. Kalmalı diyen bir görüşte söz konusu olabilir. Hangi taraftasınız? Şimdi bizde o tür görüşler hep olur. E, Kuarizma kalmalı. Niye kalmalı e, Niye kalmalı? Burası Darula Ceze değil. Burası bir futbol kulübü. O 11 kişilik kadroya destek verecek oyuncular. Şimdi Selçuk'un ben şeyi düşündüm sen okurken. Selçuk hangi kriterlerle bir yıl daha oynayın diyor. Ya ne düşünüyor bunu söylerken? Ya dokuz senedir oynuyorsun. Bana göre son üç sezonda varla yok arası bir şeysin. Varla yok arası bir şeysin. Geçen sene yoksun. Yoksun. Şimdi bir sene daha beni sırtınıza taşıyın mı diyorsun geride kalan dokuz yıl için? Galatasaray'ın şu anda sana kazandırdığı servet muhtemelen Galatasaray kimse de yok. Bu sadece seninle ilgili bir durum da değil. Yani Emre Belazoğlu'ndan Okan Burak'a kadar Beşiktaş'taki işte ee, birçok oyuncudan bir çok oyuncu. git. Yöneticilerde öyle bir servet yok. Bir yıl daha oynayayım demin Neyin kafası ya? Ha şunu de sanlarım Fatih Hocam sen kalacaksan beni de teknik ekibine al. Ben burada bir staj yapayım. Ben burada Hı -hı. para da istemiyorum. Ben senin yanında eğit beni. Eğit beni. Beni geleceği hoca olarak al. Ben bu arada kursa gideyim. Diplomamı alayım. Tamam mı? Yanında staj göreyim dersin. Bunu anlarım. Bu Galatasaraylıktır. aylıktır. Bir yıl daha oynayayım ne demek Selçuk ya? E geçen sene ne oynadın ki? Bir yıl daha oynayayım diyorsun ya. Süper Lig'in yeni takımı Hatay'ın ona talip olduğuna dair. Yine alt satırlarda. Kendisi İskenderun doğumlu. Evet. Belki futbolu bir Galatasaray oyuncusu olarak da bırakabilir. Ama eğer oynamaya devam etmek istiyorsa Hatay'da cazip bir seçenek olabilir Ya gider açıkçası. ondan sonra da Ballı yine gider. Ondan sonra da şey var gider yani bunun sonu yok ki gider. Öyle futbolcular amatör kümede hala oynuyorlar yani. Hı hı. Futbolu sevdiğin için oynarsın. Ahmet Dursun 40 yaşına kadar oynadı Eyüp'te falan vesaire. O başka bir şey. Ben Galatasaray'ın edeplerini mi küçük görüyorsun? Ben bu hedefleri karşılarım mı diyorsun? Benim kafamdaki soru bu Selçuk. Bu röportajda dedim ki Selçuk bir yılda oynarım dedin mi? Dediysen Galatasaray'ın hedefleri hala senin yetenek sınırlarında mı? Yoksa hedefi ne kadar büyük olursa olsun benim o hedeflere katkı sunacak halim var mı diyorsun? Yani hayal dünyasında mı yaşıyorsun? Senin şu anda Galatasaray'a o ayarda bir takıma verecek bir şeyin yok kardeşim. Acı ve gerçek bu. Kötü bir şey söylemiyorum ben sana. Sen kazanacaksın. Dünyalığını yapmışsın. Ahrettin Allah bilir ama dünyalığını yapmışsın. Galatasaray'sa senin burada yapacağın tek şey Galatasaray'a teşekkür edip bundan sonra Galatasaray'a nasıl hizmet edebilirim diye. Teknik adam olarak, menajer olarak. Bunun yollarını aramaktır. Bir yılda oynarım demek ne demek ya? Galatasaray bir de mümkün olduğu kadar masraf azaltmaya çalışırken benim aklıma Burada olmuyor. kalırsa da çok cüzi bir miktar kazanacağı kesin. Yani takımın en az kazanan oyuncularından biri olarak kalacaktır. Eğer kalırsa. Ya üstte para verip kalması lazım. Tamam. Üste para verip kalması lazım. E, Hürriyet'in 20. sayfasına baktığımızda Kulüpler Birliği artık yeter dedi. Yayıncı gidiyor. Özel haber başlığıyla paylaşılmış. Yayıncı kuruluş Bein Sports'un son teklifi reddedildi. Fişi çekildi diyor gazete. 2016'da yapılan anlaşma gereği 2020-2021 sezonunda kulüplere 3.15 milyar lira ödemesi gereken ancak daha sonra %13 indirim yaptıran Dijitürk bu kez sadece 1.7 milyar veririm ve ödemeyi de lira üzerinden yaparım dedi. Kulüpler bunun üzerine federasyona Dijitürk sözleşmeye uymazsa pes edin dedi. Nereye varacakmış? O iş biter. O iş bence 6 ay önce de Nihat abinin, Nihat Özdemir'in e, yayıncı kuruluşla yaptığı bir görüşmede bitme noktasına gelmişti. Nihat abi sadece... Pozitif anlamda mı negatif anlamda mı? Olumsuz. Olumsuz. Olumsuz, olumsuz bitme noktasına gelmişti. Nihat abi orada tecrübesini konuşturup kulüpleri susturdu. Hı hı. Yayıncı kuruluşu da o, o zamanki rakam neydi? 30 milyon TL miydi? O, o rakamı vermeye ikna etti. Çünkü yayıncı kuruluş şey düşünüyordu. Ben hafta hafta veririm. Hı hı. hani 6 hafta sonra arada bir lik durursa bu parayı geri alırım bunun için de teminat mektubu isterim demiştim. Nihat abi o krizi hani bana güvenin hani bu iş oynanacak böyle bir şey olmayacak gibi bir şeyle çözmüştü ama o zaman belliydi ben şöyle söyleyeyim. Ben tanımıyorum e, Yusuf Bey'i Yayıncı kuruluşumuz Yusuf Bey'di değil mi? Ama tanıyan diyor ki ticaret yapamazsınız ona diyorlar. Ya. ticaret pazarlığı yapamazsınız diyorlar. Sizi yer bitirir diyorlar ya. Yani o konuda demek ki işinin e, ee, işini iyi mi yapıyor diyelim. Bize göre kötü yapıyor tabii de yani ama ama ticareti kendine ben göre federasyon yapıyorum. kanadında herkesin böyle yani Nuh diyor peygamber demiyor şeklinde bir görüş var. Bence yeni bir yayıncı kuruluş olacaktır yeni sezonda. E, Foto Maç gazetesinin son sayfasında top toplayıcılıktan kaptanlığa başlığı. 2 sezon önce Türk Telekom stadında top toplayan 17 yaşındaki Emin Bayram şimdi takımın başında kaptan olarak sahaya çıktı. Tıpkı aynı yollardan geçen Arda Turan gibi ifadesini üst tarafta görüyoruz. Altta da Aslan Wolfsberg'in gol makinesini takip aldı. Şona Kanca bu sezon Falcao'dan dili yanan Cimbom forvet transferinde hata yapmak istemiyor. Galatasaray 31 maçta 30 gol atan İsrail Yıldızı için harekat başlattı. Referansları da olumlu demiş. Foto maç gazetesi. Yani benim çok tanıdığım bir oyuncu değil ama istatistikleri evet dikkat çekici seviyede görünüyor. Falcao ile Galatasaray yeni sezona başlar mı başlamalı mı? Belki üstüne çok net konuşabileceğimiz konu bu. Bence Falcao'yu Galatasaray'dan göndermek Falcao'yu Galatasaray'dan göndermek yani Mars'a insan göndermek kadar zor bir şey. Kerem Mevcut çok sözleşmelerle net, değil mi? Çok net biliyorum. Yıllık maliyet 10 milyon euroyu buluyormuş. Her şey dahil. HTC 10 milyon euro. Şimdi sen 10 milyon euro garanti paran var. Bunu biliyorsun. Kuruşu kuruşu alırsın. Hı, hı Bu parayı sana bu saatten sonra verecek kulüp sence Falko bulabilir mi? Yok. Çok zor. Çok zor. E bulmadan gider mi? Hani şöyle söyleyeyim. Falko Belanda gibi desek ki <laughs> <laughs> Alacağımdan vazgeçtim. Bon servisini verin hemen bir Galatasaray. Üste 5-6 milyon euro da para verir yani. Der onu da vereyim sana. Ama Falcao şimdi gelmiş kaç yaşına? 2 e, yıl daha sonra yaşaması var değil mi? Evet. Yani 20 milyon euro. 20 milyon euroyu şöyle bir tasavvur bu odayı doldurur muhtemelen. Şeyi. TL'ye çevirdin mi bu odayı doldurur muhtemelen. Bu oda kadar parayı bırak git diyorsun ama. Sen gider misin? Bir de hani Falco abi Türk oyuncu olsa, hani Selçuk inan olsa hırpalarız hep beraber. Deriz ki ya Galatasaray neler ver. Demin hırpaladık ya biraz Selçuk. Şimdi Falco abi mı Galatasaray? Ya da Beşiktaş ya da Fenerbahçe. Parasına bakar. Yani Galatasaray'ın yeri bak bana şu haberi söyledi ki Galatasaray Falco'yu gönderiyor Ronaldo'yu alacak. Cristiano Ronaldo'yu alacak de. Ben Cristiano Ronaldo'yu alacak bölümü inanabilirim. Ama göndermesi daha zor ihtimal mi diyorsunuz? Çok daha zor ihtimal yani. Ona inanamıyorum yani. Foto maçta 3. sayfada gönül derbisi başlığı var. Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenip yüzleri güldürmek istiyor. Derbi maç üstüne de konuşacağız. Avrupa için belki de son kozunu oynayacak Kanarya'da. Tahir Karapınar kariyerine derbi galibiyeti eklemeyi, oyuncularsa kazanıp taraftarın gönlünü almayı planlıyor. Fenerbahçe sayfasına denk geldik ama sorayım hangi taraf sizce daha ağır basıyor? Senle o derbiyi biz yarına bırakalım. Kısa, kısa konuşalım. Tamam. Yarın daha detaylı tamam. üstünden geçeceğiz. Kısa geçeriz. şöyle söyleyeyim. Bana Beşiktaş takımı kur desem kurabilir misin böyle bir dakikada düşünmeden? Ee, çok eksikler var. E yani kuramaz. Şu anda Sergen Hoca da onu düşünüyor. Ben yine kurayım sana bir takım. Ama iyi olur. Ama dengeli olur mu? Gökhanlı, Caner'de ortada da e, Vida Vida'yla Roko'yu oynatacaksın. Mecbursun. Atiba hmm. var. Atiba'nın yanında Elnil olacak. Tamam. Ön tarafta eğer Burak iyiliyse Burak yoksa Güven oynayacak. Arkası da belli. Boyd, Lens, Diaby. Tamam Ben cezaları hatırlamıyorum ama bildiğim kadarıyla bu çok. Doğru. Buateng, bu Aten, bu bu Enkudu en cezalı, cezalı bu sakat. Böyle bir takım çıkaracak, çıkaracak. Hı hı. Ama dakika 46 değişiklik lazım. Sergen Hoca'nın girmesi lazım. Adem yok, Umut yok, bu Aten yok, Enkudu yok. Yani geçen hafta ben yazımda yazdım. Hoca da maçtan sonra söylemiş. Dedim ki rakibi 5 oyuncu değiştirdi. 5 yaşın 5 oyuncu değiştirmesi için Dört oyuncu daha lazım. Bir Sergen Hoca var kenarda. Bir tane dört daha. Çağdaş girer. Sergen Hoca girer. Yani öyle yok. Skoru tutmak istiyorsa Çağdaş atan, atmak <laughs> Çağda, Hoca. Doğru. Kartal, Kayra, Yılmaz var. Rıdvan var. Hı hı. E, yedeklerde. E, dolayısıyla şimdi... E, yani zor bir anda kenardan destek verecek. Özellikle hücumda bir oyuncu bulmakta zorlanacak. Ama geçen gün söyledim yine söyleyeyim. Beşiktaş böyle zorlarda hep iyi işler yapıyor. Malatya maçı öncesi söylediniz. Evet ben de açıkçası Beşiktaş kazanamayabilir diye maça evet. bakıyordum. Ama siyah beyazlılar penaltı golüyle de olsa kazanmayı başardı. Derbi ile alakalı yarın daha geniş konuşuruz. Yine foto maçta aynı sayfada Şürle serbest başlığı var. Dortmund Fenerbahçe'nin listesinde olan 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kontratını feshetti. Taraftarı heyecan bastı demiş foto maç gazetesi. Ki aynı haberi farklı gazetelerde yine gördük. Andra Şürle'nin adı. Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılıyor. Önemli bir kariyeri var ama son yıllara baktığımızda çok net düşüşte olan bir oyuncu Andre Schürrle. Şimdi Fenerbahçe'nin bu şekilde aldığı oyuncular solda adı olan Manpörse'ye bilmem neye ben hep şunu söylüyorum. Adamın son senesi çok önemli. Belli bir yaştaysa adamın son senesi. Hatta son birkaç senesi. Yani en azından son iki sezonu. İşte Selçuk'ta da ona bakarsın evet. ya. Yoksa Selçuk'un şimdi 10 sene önceki halini düşünen Atay Spor'da alır öbürü de alır. Ama Selçuk o Selçuk değil. Şurla o Şurla mı bir İkici. Son 4 sezonda Şurla Yok. sıradan görünüyor Son 4 sezonda Tabii. Yani uzun bir süre bu. E şimdi sende ne olacak da mucize mi olacak yani. Sende ne olacak da adam eski Şurla olacak Olmaz demiyorum Ama buna kumar oynanır mı Ben sana biraz evvel Dedim ya takım kurgusu hı hı. Kalecin 10 numara 5 yıldır bir defa altı öyle bir kalecim şu anda Olacak Oldu mu Altay'la başlarım sezona. Başladılar zaten. Ama bir tamam daha efendim. başlarım. Ben başla. Ben başlamam. Ama şöyle düşünün. Belli bir para olacak Fenerbahçe'nin elinde ve bu ne kadar bilmiyoruz. Ben e, ben söyleyeyim. Ben rakamı söyleyeyim. Rakamı söyleyeyim 10 milyon euroya geçmez. Tamam. Bakalım zaman gösterecek. Yani. Vedat vedat satılır mı satılmaz Aa, mı? Bak, Ondan gelen hayır, para ne ben, kadar kullanılır bilmiyorum. Ben şu anda Mevcut tabloyu söylüyorum. Mevcut işte Tolga'yı gönderdi, Ekici'yi gönderdi. Oradan tıka çok olan TFF harcama limiti UEFA'nın satal limitiyle beraber Fenerbahçe'nin 10 milyon euroluk bir hareket alanı olur en fazla. Ama Vedat Muriç'i satarsın, başka bir oyuncu satarsın 8-10 milyon euro 15'i o ayrı hikaye. Ama şöyle Normal, bakmak lazım. Görünen manzarayı söylüyorum. Turgay Demir belli bir transfer yapacaksınız, belli bir bütçeniz var. Mesela önceliğiniz kale mi olmalı? Bence kaleye gelene kadar... Fenerbahçe'nin Evet, şu an 6-7 tane takviye yapması hayır lazım hayır. kaleye gelene kadar. Şimdi ben... 6 ee, aydan başladık kaleci Ben değil Hayır, ben diyorum ki Vedat Muriç'in var değil mi? Evet. E, arkasında Cahil Sonday bir oyuncu var ki adamı ee, hakem yaptın, kalede kullanmadın bir tek. Bir hakem yapmadın bir de kalede kullanmadın. Onun dışında her tarafta oynattın adamı. Kendi yeri hariç. Hı hı. Tamam mı? Adam da kötü göründü. Senin elinde bana göre yine Türkiye Ligi için iyi iyi performans göstermiş yani bir Zayis var. Adam hiç oynamadı neredeyse. Sen Ferdi Kadıoğlu'nu iki sene hiç kullanmadın neredeyse. Anlatabildim mi? Yani sen elindeki değerleri mesela Sergen Yalçın'a bakınca şunu görüyorsun. Diyorsun ki Beşiktaş'ın şu kadrosunda adamın yapmak istediği şu var. Diabinin yerine kaliteli bir adam. On numara pozisyona kaliteli bir adam. Sağ kanat yani iki kanatlı bir on numara koyarsan diyorsun önde bırak arkada Atibay'la Erneni ya da o ayarda Dorukan vesaire idare eder diyorsun ve iş yapar diyorsun. Fenerbahçe bunu diyemiyorsun. Niye diyebileceğin adamları oynatmadılar zaten. Doğru yerde oynatmadılar değil... Oynatmadılar iki. Şimdi Fenerbahçe şöyle bir iskelet olsa elimizde... ...Cahilson, orta sahada yerinde oynuyor. Zayis orada kemik gibi Mehmet Topal'ın görevini yapan bir adam konumuna gelmiş. E, Dirar bir kanadı almış götürmüş. Terdi bir kanada alıp götürmüş. Sen o zaman bir on numara arıyorsun. Vedat'ın da var. Bir on numara arıyorsun. İki stoper arıyorsun. Aslan Ali'nin sol bekarıyorsun. arıyorsun. Tamam mı? Böyle bir şeyle düzen içinde kadro kurardın. O zaman işte benim dediğim gibi kaleci değil, kaleci de bile hataları görüp daha iyisi arama şeyin olur. Hı hı. Şu anda Fenerbahçe'nin yaptığı işte bir kadro planlaması yok. Ben okuduğum haberlere göre söylüyorum. Bizim Selim'i takip ediyor, evet. Emre Bolu'yu takip ediyor. Onlardan duyduğumu söylüyorum. Ben Fenerbahçe'nin kurgusunu kafamda yapamıyorum. Kimi neden istiyor anlamıyorum. Ben de şöyle düşünüyorum. Omurga ile alakalı özellikle. Vedat Muriç var. Hani kalacağını varsayarak bütün oyuncuların üstüne konuşuyoruz. Evet. Vedat Muriç'in var. Mert Hakan Yandaş'ın geliyor. Tamam. Luis Gustavo'm var. Ee, orada dördüncü oyuncu bir stoper olacak. Ben Fenerbahçe seviyesinde orada bir stoper olduğuna inanmıyorum. Geçtim. Bir de kaleci Altay var. Bence fena bir omurga değil. Eğer iyi bir stoper şimdi, olursa. Şimdi ben kalecde hala... E, Tereddütleriniz var. Artı ileride olacak bak çocuğum. Kesin şey olacak. Yapayım. Ben sana stoperler için şöyle aklıma gelenleri ben sana sayayım. Hı hı. Sadık var, e, Serdar Aziz var, Faletti var, e, Zaka, Zaka mıydı? E, Zanka. Zanka var. E, Çok vasat bir oyun. Bir dakika başka bir iki tane daha süper olmazsa Sadık'tan bahsettik mi? Sadık, Serdar, Türkler. Sadık, Serdar. Serdar, Faletti, Zanka. Faletti de kiralık hatırlamadım. Tamam Zanka, gidecek. Hayır hayır. Şimdi, zanka dönüyor. Bir şey söyleyeceğim. E bunları alırken futbolu bilmiyor muydunuz abi? Serdar'a ayırıyorum hani Galatasaray'dan geliyor, bedava geliyor. Geç. Mesela Sadık aldığın gün ben o akşam yayınımız vardı. Fenerbahçe'nin oyuncusu değil dedim. Kötü oyuncu değil hayır. Büyük takım oyuncusu olmak başka bir meziyet ister. Bu bir. Mücadeleci oyuncu. E sen Zanka ile palet alırken hı hı. nereye bakıyordunuz abi? Ben senin şimdi alacağın stoperlerin doğru olacağını nasıl güveneceğim ben sana? Senin kurgun yanlış derken, baştaki kurgu. Ha şimdi Emre Barış'ın içinde belki daha doğru yapar da. Şunu ya Ali Koç. Sayın Ali Koç. Göreve Çok bir stopere gelmiş. stopere ihtiyacı var. Ya göreve arkadaşım. gelmişsin. Göreve gelmişsin. Koç grubunda bilmediğin konuda ne yapıyorsun Mühendislik gerekiyorsa mühendis çalışıyorsun. Ona soruyorsun diyorsun ki ne yapacağız adam sana diyor ki şu düğmeyi şöyle yapacağız diyor. Sen itiraz ediyor musun? Etmiyorsun. Öyle yapıyorsun. Sonuç iyiyse ödüllendiriyorsun. Diyese cezalandırıyorsun. Ama genellikle iyi oluyor çünkü seçerek alıyorsun. Hı hı. Ya Fenerbahçe'ye geldin yapacağın ilk şey böyle gidip Fransa'dan komoliler, oradan kokular, buradan bilmem ne dedi bulmak yerine. Mesela Emre Belezoğlu'nu o zaman getirebilirdin. Mesela Emre Belezoğlu şart değil. Futbol bilgisine güvendiğin bir tane yerli karakter, karakter çok önemli. So, futbol bilgisine güvendiğim. güvendiği isim komoliydi, olmadı. Ya fut, kom, komolinin, futbol bilgisine güvendiği... bir gü tercih Futbol bilgisayara güveniyorsun. Komali Türk futbolunun ihtiyaçlarını biliyor mu? Fenerbahçe'nin ruhunu biliyor mu? Şimdi ben sana dün oyuncu karakterlerini söyledim. Fenerbahçe'nin karakteri yani kabaca Brezilya gibidir. Yetenekli oyuncular çoğunluktadır. Tarihi şey budur Fenerbahçe'nin. Beşiktaş mücadele. Komeli bunu biliyor mu? Yani son 3-4 senedir Fenerbahçe'ye de baktığımızda bayağı yetenek anlamında kısıtlı takımlar gördük. Geçen de söyledim. Evet. Ben akem ve teknik adam eleştirmekle başladım bu işe. Gordon Milne ile şu, üç yabancı denk getirsen, üç yabancı denk getirsen Beşiktaş UEFA kupasını alırdı diye. Üç yabancı denk getiremedi Beşiktaş'a. Teknik adamla gazeteci ilişkisini çözemedi. Mesele nedir biliyor musun burada? Senin, teknik adam doktor kardeşim, hep söylüyorum böyle. doktor. Hastalığa teşhis eder, ilacı verir, hepsi verir. Gazeteci ya da menajer ya da oradaki sportif direktör ki birçok artık kulüp gazetecilerden yapıyor bunu. Hasta bakıcı kardeşim hastayı senden iyi tanıyor. Hastayı senden iyi tanıyor. O hastanın penisinin alerjisi var mı? Sana bir dakikada söyler teste gerek kalmaz. O hasta ilacı bu iğneden mi korkuyor, şurupta mı kusuyor söyler sana. Yani bu ilişkileri doğru kurman lazım. Komoli bunu anlayana kadar 6 ay geçer. Ben Ali Koç'un daha baştan ilk düğmeyi, Ali Koç gelir gelmez uçan allarla uğraştı ya. Milletin soyma seccadesinden oradan işte çalınan notlara, antrenman Şeyleri sanırsın ki ABD ve Rusya arasındaki soğuk savaş var da e, bilgisayara girilmiş. Fenerbahçe'yi bununla meşgul etti. Ya antrenman taktiklerini almışlar da çalmışlar da. Bu Ali Koç'un ortaya koyduğu vizyonla uyuşan bir şey mi sence? Ya, ben o gün aklımı kaç... Ya, Dedim ki eyvah Fenerbahçe yandı ya dedim. Aykut kocaman bir ekibi antrenman taktiklerini almışlar çalmışlar şu olmuş da orada biri halıların altındaymış falan, falan. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Eyvah dedim Fenerbahçe'ye. E ondan sonra sen Komoli'yi getirirsin abi ya. Yani. Sen Komoli'yi getirsin ona. Fenerbahçe'de kan ağlar böyle. İlk düğmeyi yanlış ilkledim. Baştan otur yerinde al sağına futbolu bilen bir adam. Al soluna futbol ekonomisini bilen bir adam. Ver sahaya seyret kardeş. Ali Koç için en kritik sezon diyebilir miyiz? Önümüzdeki sezon için. Yani kritik değil son sezonu. Ben sana çok net söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı babası olsa tahammül etmez bundan sonra. Öz babası olsa Ali Koç değil. Öz babası olsa tahammül etmez. Seni birin sezon dinler, ikinci sezon dinler. Eskiden şu geldi, bu böyle oldu. Hakem, hakem falan da dinlemez bundan sonra taraftarı. Kurduğun kadro sahaya çıktığı günden beri doğru mücadele edip doğru mesaj vermiyorsa Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un televizyon programlarını bile izlemez. Ben öyle söyleyeyim. Milliyet'in 22. sayfasına bakacağız. Beşiktaş'tan haberleri sizlerle paylaşacağız. Arkasına bile bakmadan gitti başlığı var. Beşiktaş yönetiminin tüm uzlaşma önerilerini geri çeviren Victor Ruiz, 2022'de bitecek sözleşmesini tek taraflı fesetti Konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla ilgili güzel bir hikaye anlatmam lazım. Tabii ki. Türk futbol tarihinin en güzel hikayelerinden biridir. Osman Yeşil Bursa diye bir meslektaşımız var. Hı hı. Tanır mısın? Yok. Şimdi emekli bizi izliyorsa Kemal abiyi tanır. Ya da medyadaki arkadaşlar. Osman popülist bir haberci. Öyle söyleyeyim. Galatasaray muhabirliği yapıyorduk beraber bir dönem. O her muhabirliği yapıyordu da. Beşiktaş muhabiri Osman. Beşiktaş muhabirliğinde de muhabirliğinde de yani ben gidiyorum ama ben çocukum yani. Osman'da benden bir üst grup diyelim. Diğerleri hepsi babalar. Efsaneler. Kazım abiler, İlker abiler, Canip Giriftinlioğlu, Bilal Meşe falan hepsi. Osman'ın bu halini bir dikkat etsin. O gün de Beşiktaş'a o sene iki oyuncu geldi. Şeker Begoviç, Arnavutovic. Hı hı. Dün Şeker Begoviç'in doğum günüymüş. Onu da kutlayalım. Ee, Boşnak futbolcu. Arnavutovic çok idmanda yok. Bak bu çok güzel bir hikayedir. Bizim büyükler, rahmetliler çoğu. Diyorlar ki Osman'a bir tuzak kuralım. Arnavutovic yok ya. Arnavutovic kaçtı diyelim. Osman nasıl olsa hemen bize güvenecek gidip yazacak. Osman da sabahta o zaman böyle telefon açıp sağa sola sorma şansın da yok yani. Tabii. Hatta gazeteye haber verme şansı yok. Bir tane ankisörlü telefon bulacağım. Gideceğim 3 kilometre, 5 kilometre, araba yok, bir şey yok. Epey zor iş haber geçmek. Mecidiyeköy'de sabah git gazeteye yazdır daha kolay. Osman geliyor, bizimkiler kendi aralarında konuşur gibi fıs fıs, fıs fiskos yaparlardı bunu. Bu en meşhur şeydir gazetecilikte. Bize de yaptılar. Böyle fıs fıs gelince hemen sonra ne oldu? Abi ne oldu ya? Abi ya gözünü seveyim ya bize de söyle falan filan. Ya Arnavut'a kaçmış ya. Aa sahim abi daha dün geldi ya falan. Bir de çocuk Arnavutovic iki TSD kupası maçı oynadı. Feneri ve Galatasaray 3-1 yendi Beşiktaş. İyi de oynadı yani. Sol bek sol stoper. Osman tamam abi o zaman falan diyor. Osman çaktırmadan kayboluyor gidiyor. Haberi gazeteyi yapıştırıyor. Ertesi sabah manşet. Sabahta diye hatırlıyorum yanılıyorsam. Bir de mesaj atar rica edilir. sabah. Arnavutovic kaçtı. Herkes gazeteleri okuyarak gelirler. Tabii. Hepsi keyifler dört köşe. Osman gelecek şimdi kafa bulacağız falan. Osman birazdan geliyor. Osman atlatmışsın bizi falan filan diyor. Abi atlattım ama siz yazmamışsınız falan diyorlar bunlar. Ya işte biz atladık ya işte faul oldu. Yan yattı çamura falan diyorlar. Kafa buluyorlar Osman'la. Takım antrenmana çıkıyor. Arnavutovic yok. Bunlar gerçekten gitmiş. Adam gerçekten kaçmış. <laughs> Adam bırakıp gitmiş abi. Kimsenin haberi yok. O muhabirlerin haberi yok ki. Dedim mi? İlker Ateş, Kazım Kanat, Yanık Giriftin, Nolu Bilal e haberleri yok. Şaka gerçek oluyor. Şaka gerçek oluyor Ve Osman diyor ki abi bana söylüyorsunuz kendiniz yazmıyorsunuz. <laughs> <laughs> güzel hikaye. Yani. Çok güzel hikaye. O yüzden Ruiz de Arnavut hatırlattı bana. Baba parasını vermedin yabancı gider. Yabancı senin yabancın. Senin evladın değil. Hikaye anlatmayalım. O yüzden sayısını suyusunu tartışmayalım parasını ödeyebileceğin yabancıyı getir. Adam yerden göğe kadar haklı kardeşim. Parasını ödeyebileceğin bir de bence bonservis ödedikten sonra üstüne para kazanabileceğin yabancıları da getirmen. O bizi aşar. Bu olmalı. O, o yani olma, bundan sonra bu idali olmalı. söylüyorsun. Ya yani buçuk milyon euro bu adamın bonservisine para verilmiş. Yıllık bir ücret verilmiş. Adam kaçıyor. İdealini söylüyorsun. elinden kaçırmış oluyorsun adamı. İdealini söylüyorsun. kaçmasını istiyorsan o ayrı konu. Ya Kerem, Ribery'i nasıl kaçtı Galatasaray hatırlıyor musun? İnanılmaz bir olay. Nasıl kaçtı? Normalde bunu şirkette yapsan yani bunu hukuki bir suç olarak alsan idama gidersin. Anlatabildim mi? Derece olarak söylüyorum. O kadar büyük bir skandal. Galatasaray'ın o dönem için muhtemelen Türkiye'deki şartlardan dolayı atıyorum ben sana Galatasaray'ı bankadan alması halinde maliyeti 25-30-40 milyon euro olacak olan bir para değerini elinden kaçırdı. Adam asarlar ya. Ve kulüp de hakikaten çok zor zamanlardan geçiyordu. Şunu söyleyeyim. Şimdi Ruiz, Ruiz haklı abi. Karius haklı. Sen bu adamı getirir ki alalım öderiz. Yok öyle bir şey abi. Öyle bir şey yok. Ben bu yönetimde susamam susamıyorum. Eskisi de bu bizdeki şey bu. Alalım öderiz. Al, al. Alanya'nın yabancıları nasıl oynuyor? Git bak bak ben bilmiyorum. Ezbere söylüyorum. Hı hı. Git bak birini alacağı yoktur. Abi yabancı parasını, yabancı parayı vermeden düdük çalmaz abi. Adam buraya para kazanmaya gidiyor. Sen şimdi buradan gittin. Sana bir teklif geldi. Arabistan televizyonundan, işte Katar'dan, işte İran'dan, Lübnan'dan ne bileyim yani bir Güney Amerika'dan geldi. Paraya bakarsın. Abi ben burada ülkemi, çoluğumu, çocuğumu, arkadaşlarımı, dostluğumu akşam oturup boğazda bir kahve içme keyfimi bırakacağım. Buradan gideceğim Kolombiya'ya. Bir televizyonu para kazanacağım. Bana diyecek bu ay maaş yok, öbür ay maaş yok. Büyük sıkıntı. Ya ne sıkıntı? Ertesi gün gelirim. Ertesi gün gelirim ya. Yani. Derim ki ben buraya para kazanmaya geldim. Dolayısıyla Ruiz'e tek kelime etmiyorum. Vereceğim abi o parayı. Sabah, bir öncesi o parayı vereceğim. sabahın 19. sayfasına bakacağız sevgili seyirciler. Ceza kalkacak başlığını görüyoruz. Kas Trabzonspor'un itirazını bugün görüşecek. Hukuk Kurulu Umutlu Yunus Emre Selin haberi. Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıya katılacak Başkan Ahmet Ağoğlu da kulübün son yıllardaki ekonomik katılımını örnek gösterecek. Ağoğlu cezanın bu yapıya zarar vereceğini de işaret edecek. Trabzonspor'un maliyetleri son yıllarda ciddi anlamda düşürmeyi başardığını, bunu yaparken de şampiyonluk yarışından geri kalmadığını gözlemledik. Turgay Demir ceza kalkacak Yorumunu nasıl buluyorsun? Bir yandan mesajıma bakıyorum çünkü şey e, yeni bir haber mi var? E, olabilir diye şu, şu anda video konferansla duruşma var. Bir defa gün haberini vereyim. Hı hı. Şimdi herkes cezanın bugün yani kararının bugün verileceğini bekliyor. Bir defa karar bugün çıkmayacak. Kesin mi? Kesin. Yani kas bu toplantısı bugün yapılacak. Duruşma şu anda yapılıyor. Allah'ın izniyle ben de bu duruşmanın nasıl geçtiğini, sonucunu, kararını değil ama. Ee, nasıl geçtiğini bizim neyimize maliyemizle bir iki saat için öğreneceğim. Sonra yayına bağlanacağım. Söyleyeceğim inşallah. Yüzde doksan biz bu ceza kalkacak. 99 Ama şunu söyleyeyim. Trabzonsporlar muhtemelen başkan bunu biliyor. Kamuoyu bilsin diye söylüyorum. Arkadaşlar karar en az bir hafta önce sonra çıkacak. Muhtemelen ay sonunda kalacak Kas kararı ama. kararı en az bir hafta sonra çıkacak. Yani bugün ayın bu kaçı? 15'i değil mi? 16'sı değil mi? Yani 23 Temmuz kabaca söylüyorum. En erken tarih. Çünkü bu duruşma bizim PPDK gibi değil. Sabah toplantı akşam değil. Bu duruşma bitecek. Gidişatı belli olacak ama söyleyeyim. Onu da öğreneceğiz. Gidişatı belli olacak. Bu duruşma bitecek. Kas heyeti raporunu yazacak. UEFA ile görüşecek. Yani ben perde arkasını söylüyorum. Yani normal şey gibi istemiyor profesör. Yeni sezondaki o fair play kurallarını da onlar bildikleri için perde arkasında UEFA ile görüşülecek. Manchester City kararı Birebir örnek olması da el altından denecek ki bak bizi şu duruma düşünmeyin. Büyükleri kolluyor, küçüklere zarar veriyor. Gücünüz bunları yetiyor. Kurumunu durumuna getirmeyin. Bunlar hepsi konuşulacak. Bir hafta sonra, en erken bir hafta sonra bu rapor yazılacak. Muhtemelen de Trabzonspor'un cezası kalkacak. Ama karar kesinlikle bugün verilmeyecek. Beklentiniz cezanın kalkması, kalkması. kararında bugün çıkmayacağını dile getiriyorsunuz. Evet. Ee, bakalım Trabzonspor'la alakalı karar ne olacak? Bunu göreceğiz. Yine saha içine şampiyonluk yarışına dönecek olursak hafta sonu önemli karşılaşmalar var. Trabzonspor e, evinde Konyaspor'la kozlarını paylaşacak pazar akşamı. Aynı saatlerde de Başakşehir ve Kayserispor karşı karşıya gelecek. Şampiyon pazar günü sizce belli olacak mı? Yani mantık olarak bakınca, düz mantıkla bakınca belli olmaması için bir sebep yok. Başakşehir şimdi dişine kan bulaşmış. Tadını almış ya. Şampiyonluğa artık onlar inandılar. İlk defa inanıyorlar ha. Bu maçı kaybettiler ya. Kaybetmeleri ne rağmen puan farkı kapanmadı ya. Orada inandılar. Ondan önce hep onlar da biz kaybederiz. Biz kaybederiz. Hani bir adama 40 defa deli desem deli olur diye. Herkes kaybedecek diye diye. Kaybettirdiler ama Trabzonspor orada kaybetti. Normal şartlarda olur. Olmazsa öbür hafta olur. Başakşehir artık şampiyon olur. Niye öbür hafta olur diyorum. Hala Hani bugün bu işi bitirelim. Paneyle hareket edebilirler. Kayseri'de ters takım. Acemi boksör gibi doğru yere denk getirdi mi seni yere yapıştırabilir? Ve Kayseri sporunda kazanmaya ihtiyacı var. Be Beştaş'ı devirmiş. Sivas'ı devirmiş. Seni de devirebilir. Yani olmayacak bir şey değil. Bir ihtimal var böyle bir şey ama normal şartlarda belli olur. Biz şimdi Beştaş Fener'e yarın gideceğiz ama ben Beştaş'a bir haber vereyim. Tabii. Şimdi Gökhan Gönül olayını ben dün biraz araştırdım. Bak çok net şey söyleyeceğim. ...işin iyi takip edenler ne olduğunu anlayacaklar. Hep Gökhan kalır diyorum ya. Evet. Dün öğrendiğime göre... ...Gökhan... ...menajerine diyor ki... ...ben futbol oynamak istiyorum. Pazarlık sürecine... ...beni asla dahil etme. Ben Beşiktaş'ta... ...işim bitene kadar... ...iyi ya da kötü... ...iş bir takımıma da görüşmeyeceğim... ...başka takıma sen de görüşme. Bak çok net ifadeler bunlar. Görüşme... Beşiktaş'tan da diyor. En önemli şey burası. Toplantıdan kalkarken, masadan kalkarken yöneticilere de ki bana vereceğiniz fiyat son fiyat olsun. Gökhan pazarlık yapmayacak. Verdiğiniz fiyatı beğeniyorsa kalacağız. Beğenmiyorsa başka kulüp arayacağız. Gökhan işi her gün gazetelere düşerek pazarlık yaparak 50 bin daha alayım, 100 bin daha alayım Değil. Gökhan saygı bekliyor. Bu saygınızı gösterin. Vereceğiniz rakam içinde bu da olsun. Rakamınızdan sonra geri dönüp sizden ya biz şunu istiyoruz demeyeceğim. Bu şekilde hareket et. Bana rakamı getirdiğin anda kararını vereceğim olay bitecek diyor. Peki Beşiktaş Gökhan'ı ikna edecek rakamı vermeli mi? Kesinlikle vermeli. Bak niye vermeli? Beşiktaş'ın şu anda Gökhan'a teklif ettiği 800 bin Garanti para bonuslara 1.500. Ben de ki bonusu değil bunu garanti verin Gökhan'a. Hak ediyor çünkü. Gökhan'a bunu garanti verin. Gökhan'a bunu garanti verdiğinizde, e, hepsini değilse bile büyük bölümü garanti verdiğinizde, Gökhan'ın şöyle bir faydası da olacak size. Yanına alacağınız gibi bir genç adam varsa, herhangi bir takımdan veya altyapınızdan, hı hı. o Gökhan, Gökhan'ı izleyerek eğitilecek antrenmanlarda ve maçlarda. Böyle bir faydası olacak Gökhan. Gökhan, yani çok Gökhan düşük. destek verecek diyorsunuz. Kesinlikle. Kendisine Kesinlikle. alternatif olacak oyuncular. Gökhan ver, Gökhan'ı ben çok iyi tanıyorum. Gökhan çok düzgün bir karakter. Ben <laughs> Gökhan transferle ilgili bana hiçbir şey söylemez. Hiç. Beşiktaş'a geleceğini bir akşam verdik. Yarın geleceğim ben de gece bağlandım. İmza atıyor diye. Haberi patlattık o Aykut İnce'nin transfer raporunda. Gökhan bitince yine söyler. Bu defa da bitince kendi çıkara çıkar. Açıklar. Bak söyleyeyim. Şu anda da hiç söylemez yani. Demez ki hiç aramam bile Gökhan o yüzden. Hani ne yapıyorsun Gökhan'ın menajerine demiş ki bu minval üzerine görüş son rakamı bana getir ama benden sonra tekrar gidip pazarlık yapma şansın yok. Çok dürüst bir tavır. Beştaş yönetimi de istiyorsa böyle davransın. İstemiyorsa Gökhan'ı gönderecekler. Yapacak bir şey yok. Caner gidici gibi görünüyordu ama bir anda olay kalabilir noktasına doğru gitmeye başladı. Evet. Kalır mı? Yani Fenerbahçe istemiyor. Galatasaray istemiyor. Trabzon ister mi Caneri? Yok. Yabancı bir takım ister mi? Sanmıyorum. Diğer alternatif Beşiktaş'ken Caner başka takıma gider mi? Diğer alternatif Beşiktaş. Hı hı. 800 bin euro veriyor sana. Garanti para. E, bu dört büyüklerden üçü istemiyor. Yani Beşiktaş haricinde. Diğerleri istemiyor. Anadolu takımları sana 800 bin garanti verir mi? Verebilecek takım var mı? Artı bonus. İmkansız. 800 bin verseler Beşiktaş mı orası mı? Beşiktaş. Yani görüntü şartlar gereği kaldı gibi gözüküyor. Şartlar gereği. E, ligde alt sıralarla alakalı da konuşalım. Fanatik'in 5. sayfasına bakacağız. Rize'nin hocası Thomas başlığını görüyoruz. Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman'la yollarında ayrılmasının ardından hemen harekete geçen yönetim daha önce Okan Buruk'un yardımcısı olarak Rize'de çalışan Stepan Thomas'la anlaştı. Bu sezon Başakşehir ve Antalya'da, Antalya'da sözleşme imzaladığı için resmi imza atamayacak olan Thomas, antrenör Mehmet Ali Karacan'ın lisansıyla takımın başında olacak diyor gazete. Ama bir yandan da önümüzdeki sezon için prensip anlaşmasında Rize Hırvat Teknik Adam'la bu anlaşmaya vardığına dair bir açıklaması da söz konusu. Rizespor ligin sonunu sizce nasıl getirecek? Malatya gerçekten çok kritik bir maça çıkacaklar bu hafta. Ünal Hoca ile konuşmadım. Rizespor'dan da kimseyi aramadım. Niye ayrıldığını bilmiyorum. Ama bir tahminim var. Nedir? Ünal Hoca'yı da kutluyorum eğer bu tahminim doğruysa. Ünal Hoca Malatya tanrısı bir oyuncu. Malatya'nın efsane isimlerinden biridir. Trabzonspor'da efsane olmuştur ama Malatya'nın da Oktay'la beraber ilk akla gelen ikisinden biridir. Rize Spor Malatya maçına çıksaydı Ünal Hoca <laughs> daha önce Yılmaz Vural'ın başına neler geldi biliyoruz. Bursa Rize maçı vardı. <laughs> hani devre kaçıp gitti stat'tan hatırla. Ünal Hoca Rize Malatya maçına çıksa ve maçı da Malatya kazansa İnsanlar ne derdi? Ünal Hoca'nın karakterini bilen, asla böyle bir şey hakkından bile geçmez. Ünal Hoca duruşu olan bir adamdır ayrı. Ama derlerdi ki sen kendi şehrini kurtarmak için, diyen çıkar mıydı sence? Şehrini kurtarmak için bu takımı işte yanlış değiştirdin, bilmem ne yaptın derler miydi? Sanırım son 30 saniye. Diyen mutlaka çıkar ama ben insanların ne düşündüğünden ziyade kendi vicdanıma bakarım. O ayrı ama işte vicdanı herkes göremiyor. O yüzden bence doğru zamanda bıraktı. Rize Spor'un da ben ligde kalması bu hafta belli olur diyorum. Malatya Spor için aynısını söyleyebilir misiniz? Tabii. Yenilen gider. Berabere kalınırsa? İkisi birden gidebilir. Öyle bir ihtimal var. İkisi birden gidebilir. Rize Spor son maçında Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Ee, yeni Malatya Spor'a baktığımızda onlar da son hafta evde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacaklar. Gaziantep rahat bir konumda gibi görünse de birçok takımın da canını yaktı. Rize Spor'un kalan maçlarda kazanabileceği Balatayı saymıyorum. En rahat maç Fenerbahçe maçı olur. Ya Fenerbahçe maçı daha mı rahat geçmeye? Daha yani? rahat geçer. 3-3 puan alır oradan. Kadıköy'den Rizespor eve 3 puanla döner diyor Turgay Demir. Konya Spor yine 33 puanda. Onlar da Başakşehir'i yenerek çok kritik bir galibiyet aldılar. Önce Trabzonspor'la sonra Alanya Spor'la oynayacakları maçlar yani bir var. Bir Real ile oynamıyorlar bir de Barça'yla oynamıyorlar. Evet. Yani arada yani <laughs> <z> <laughs> Başakşehir, Trabzon dediğin iki, iki takım. Evet. Yani Konya işi buraya bırakmayacaktı. Bir artısı şu olabilir Konya Spor'un o maçtan sonra Alanya Spor'un bir kupa finali var. Eğer Alanya Spor ligdeki konumunu garantilemişse kupa yani finali, ilk dördün ilk beşin dışında kalmışsa bir rotasyon yapabilir. Kupa finali kiminle Alanya'nın? Trabzon. E diğer rakibi kim? Konya'nın? Trabzon Alanya işte. Evet. Yani finalist de oynuyor yani. Evet. İkisinin de maçı var. İki Hayır. kupa finalistiyle oynayacak Konya Spor Üstü. Trabzon şampiyonluğu kaybetti mi kalan maçlarda çok büyük bir şey boşluğa düşer. Hı hı. O yüzden Konya'nın öyle bir avantajı var. Turgay Demir teşekkür ediyorum. Rica ederim. Birebir Futbola sevgili seyirciler noktaya koyuyoruz. Yarın saat 11'de yine Aspor ekranlarında buluşalım. Hoşçakalın.